Bir daha bakalım o gollere. Sonra bir de bak, birinci golde yine seyirci dikkat etsin. Ankara Gücü 9 numaralı oyuncu kaleden dışarı çıkıyor ya, hücum yerken Ankara Gücü. Kaleyi terk ediyor kalede. Arkadaşlar, bana hikaye anlatmayın. Bak burada, burada bak, birinci golünde 9 numaralı yıllardır oyuncuya baksın. Kayacığım, bana hikaye anlatmayın. Yıllardır bu üç büyüklerden çok çektik. Hani atlar, bir laf var ya, hani atlar tepişir, eşekler zarar görür. Kusura bakmasın küçük takımlar. Bak bak, bu golde maalesef çok çektik abi. Bak bak bak, 9 numaraya bak, 9 numaraya. Bir dakika geriye gelin biraz. Geriye gel abi, şurada 9 numaraya bak abi. Nerede abi 9 numara? Abi bir dakika, karıştırma ya. Bak 9 numaraya bakın şurada. 9 numara hangisi? Bak kalecinin yanından çıkıyor abi, bak şimdi. Orta geldi, kalenin içinden 9 numaralı oyuncu bak nereye gidiyor. Bak şimdi nereye gidiyor. Bak 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 bak, görüyor musun? Vursun, vursun. Görüyor musun 9 numaralı oyuncu? Böyle bir şey yok ya. Bak 9 numaralı oyuncuya iyi baksın herkes. Allah değil, bütün takım satmış. Bir dakika Gökmen ya, bak. Seyirci şunu görsün ama bak. 9 numara satmış Ankara. Bak 9 numaralı oyuncuya dikkat edin abi. Bak bak, nereye gidiyor oyuncu bak. Top nerede, oyuncu nerede? Çıkıyor kalenin içinden. Tek bu oyuncu çok zordur bu işte. Yine 2-3 oyuncu vardır. Ben şeye takıldım. Zalat topla niye kornere çıktı yani, onu anlayamadım. Bir önceki pozisyona bakalım. Kafa vuruşunda. Olmaz abi. Top avuta gidecekken Zalat topu tutarak bak, niye kornere çıktı? Bak 9 numaralı oyuncuya bakın ha burada bak. Evet, güzel yakaladın. Tam gol vuruşu abi, top yaparken... nerede? Topu da al bir yerde. Topu da al ne olur. Top orada işte. Ay ay, top. Topu da bir ay ha. Top orada. Top bak gidiyor adam. 9 numara. 4 numaraya bak. Rahat vursun. Ya. Abi böyle bir şey var mı ya? 5 numara da Serhat Galatasaray'dan giden kademeye oyuncu. Giriyor ama orada baksana. Evet. Ters kademeye gidiyor. Yan hakemi kademesine giriyor. Bir korner öncesine bakalım. Zalat topla niye avuta giden topla kornere çıkmış, ona da yani, o da enteresan. Ya abi tam topa vuracağı zaman 9 numaraya bak nereye gidiyor ya. Bir dakika biraz geri alalım şunu. Abi Zalat'ın ikinci goldeki pozisyonu çok önemli yani. Şurada bak bir dakika, evet orta geliyor Falco'dan. Bakıyor zorlanıyor. Vuruyor. Omuzuyla vuruyor herhalde. Vuramıyor. Zaten bunu yakalar değil mi her kaleci ama? Tabii abi, zaten kornere çıkıyor. Kornere çıkıyor. Tribüne çıksaydı. Ama bunu hesap edemeyebilir kaleci. İkinci golde şu Zalat'ı bir daha vereyim. Peki ya. İkinci gole Beşiktaş bakalım. Beşiktaş Zalat'ı Ankara Gücü'ne niye verdi? Neden verdi? Beşiktaş Fener maçından abi 2-1. Neden verdi abi? Kadıköy'deki maç. Neden verdi abi? Bilmem abi. Maç sattığı için. Abi size bir şey soruyorum. Beşiktaş Zalat'ı Ankara Gücü'ne niye verdi abi? Ankara Gücü'nü niye aldı? Dedikodular vardı hocam çünkü orada Zalat'la ilgili. Abi Ankara Gücü alır, bilmez alır. Ay niye verdi abi? Ya ne kadar akıllılar ya. Ya abicim çok çektik ya. Kusura bakmayın abi, ben bunu söylediğim zaman kızıyorsunuz. Beşiktaş'ta da mı maç sattı Zalat'ta, oraya verdiler? Ha? O dönem öyle bir dedikodu vardı. Abicim çok çektik küçük. Abi bak bunu bir daha, bunu bir daha verebiliyorsan ver. Bak. Yıllarca çok çektik. Şu Zalat'ın... Normalde top bak gelirken nereye atlamazdım? Topa doğru atlamaz. Zalat nereye atlıyor? Kalenin içine atlıyor bak. Bak şimdi yavaş. Bak ikinci pozisyon. Bundan devam ettir abi. Vursun topa yavaş. Bak nereye atlıyor, görüyor musun? Adam topa atlar, o kalecinin kalenin içine atlıyor Zalat. Abi bak. Orada açık kaldı. Bak Zalat'a ne artık. Açısı var ya, bırak Allah. Nereye atlayacak abi? Da değil yani. Sen de yani. Abi topa plonjon yaparsın, kaleni kaparsın. Abi kalenin yerinde değil ki kaleci atlamazsın. Yani burada da tamam eleştir de bundan nasıl eleştirirsin? Abi bak normalde topun nereye geliyor? Topa doğru hamle yaparsın. Bu kalenin içine doğru dönüyor elleriyle. Net gözüküyor abi, yapma ya, gözünü seveyim. Üstünden veriyor ya. Ters dönüşe terfaklar. Abi çok fazla değil ya. Çok fazla değil. İkişer 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 geçmişte yöneticiler çıksınlar, anlatsınlar olay tertemiz. Bu da güzel ya. Bak bu da güzel gol. Ben rahmetli bak adam kaleci nereye anlaştıydım. Son ana kadar anlaştıydım. Her şey açıktı baya. Orta saha Ankara. Son anda bak bak. Sebebiyetim bu iş. Affedersin, top ağlara gitmiş. Geri gelirken daha Zalat yere atıyor yine. Bak abi bak. Abi bu tip maçlar bir kişiyle olmaz. Evet diyor. Bak top içeri bak şimdi bak top içeri giriyor. Zalat da atlamadı. Bak şimdi atlıyor. Bak eyvah eyvah. Biz sizlerden çok çektik abi sizlerden. Biz sizlerden çok çektik abi. Onun için vazgeçin abi, oynatmayın. Biz sizlerden çok çektik abi. Benim hakemliğe girip soyunma sebebim filan daha neler var ama bir kitap yazmam şart oldu. Üçüncü dalla geçiyordum bir kitap yazdım. Gerçi oldu da tabii hakemeden gol. Bundan sonraki çok tam güzel ama bu, yalandan yere yatıyor bak. Noktayı koyalım. Dördüncü gol müydü? Üçüncü gol müydü? Ama yeter aynı şeyler tekrar tekrar. Abi göstereyim. Bu güzel ama bak bu pozisyon çok iyi. Bak Zalat'a bak şimdi bak. Yok bu değil ya. Ya bundan bir sonraki. Ay buydu sen. Başka yere atlıyor ya. Yok yok, bir tane vurur gibi yaptı dedin ya sen. İşte bu işte bak, vurur gibi yapıyor. Abi Zalat'a bak ne güzel atlıyor. Tabii abi.
Herkes konuşuyor mesela. Bir de üzülüyor yalanlara. 5 gol Zalat yemiş, 3 gol Zalat yemiş. Mesela İlhan Cavcav bir gecede Petri'yi yolladı. Geri kaçıyor. Bunu yandan versene Savaş, geri kaçıyor ya. Tamam veriyor işte, gecede. Veriyor. Devam edin, tamam devam. Yok yok, buradan değil, devam. Bak yandan geri kaçıyor, bu güzel. Ha bu güzel, bunu herhalde burada iyi verir. Tamam diyor, ben misyonu tamamladım, dışarı çıkayım diyor. Şimdi şu olan gollere bakıyorsun da bu yalnız, ne abi ya? Yalnız bu ne ya? Falan değil abi ya. Bu ne, yatıyor orada yere yalnız mi yatar lan kaleci abi, Allah aşkına ya, yapma gözünü seveyim. Bak yere yatıyor burada bak. Burada Galatasaray rakibi Beşiktaş mıydı? Evet evet, Beşiktaş'ta çekişiyor. Ya ben o gün, o zamanlar televizyon veriyordum aşağı, veriyordu değil mi? Televizyon veriyordum mu yoktu? Bulunduğum yerde. Geç açtım yani biraz, radyoyu bir açtım. 20. dakika mı ne, 4-0 olmuş. Bir açtım İstanbul'u, 1-0 mağlup Beşiktaş. 20. dakika falandı yanlış hatırlamam. Psikolojik hatırladım olarak yıkıldın mı? Yani? Yıkıldım tabii abi, yıkılmaz mıyım? Beşiktaş değil mi? Ya ki bak...